Değerli sanat ve sanatçı dostlar, hepiniz Kütahya'mıza hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım. İsmail Yiğit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çini Seramik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 30 yıldır bu Çini işiyle, Çini sanatıyla meşgulüm. Dostlar, önce kendimi tanıttıktan sonra eserlerimle tanışma girmek istiyorum. Şu anda gördüğünüz mekan benim iki katlı ahşaptan bir atölye. Yaklaşık iki yıldır burada faaliyetlerimi devam ettiriyorum. Müze tarzında bir konak burası. Birinci ve ikinci katları var. Şimdi giriş katındayız. Ve burada da kendimi tanıtacak gördüğünüz gibi eserlerim mevcut. Bütün bunlardan başlarken en başta İsmail Yiğit, bir dekorasyon, iki imitasyon, üç restorasyon tarzında hizmet veriyorum. Hemen dekorasyon, imitasyon ve restorasyonla ilişkin şöyle başlamak istiyorum. Birincisi gördüğünüz eser diyorum, İsmail Yiğit'in çalışmaları Kazakistan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kubbesinin yaklaşık 22 yıl önce restorasyonunu yaptım. Kubbe o restorasyonu, içerisindeki çinilerin restorasyonu ve yaklaşık 2-2,5 yıl süren bir restorasyon. Yine onun akabinde aynı tarihlerde Ürdün Kralı Hüseyin'in veya onun kız kardeşi Prenses Basma'nın evi 1998'de. Yine ondan 10-15 yıl sonra 2015 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara buradaki farklı ebatlarda milletvekili binalarının panolarını yaptım. Ve en son olarak da 2019 yılında, yani geçen yıl Kütahya'da Selçuklu mimarisiyle oluşturulan bir belediye binasının iç şefelerinde çiniler mevcut. Bu çinilerin hepsinin kendi içinde hikayeleri var. Ve bu çinilerden sonra hemen arkamızda yine yurt içi ve yurt dışında müzelerde eserlerim var. Ve o müzelerde sergilerim veya devamlı satışta olan eserlerim. Bunlardan birisi de Victoria Müzesi, birisi British Müzesi, birisi Leighton House Londra'da. Bu müzelerde hem bunlarda eserlerimi tanıtıyorum, hem de gerektiğinde, davet edildiğinde burada kültürümü, sanatımı anlatmaya çalışıyorum. Yine Marmara Üniversitesi'nde çok hocalarım var. İşte bunlardan Erdinç Batla, Profesör Doktor Jale Yılmabaşar, Güngör Güner, rahmetli Tankut hocam ve bunun gibi nice hocalarım bana öğretmenlik yaptılar. Ve daha sonra da Kütahya'ya gelerek önce Marmara Üniversitesi okulumun adıyla bir Marmara Çini'yi, daha sonra da ismimi tescilleyerek bu işe onların sayesinde, onların vesilesiyle başlamış oldum. Şimdi isterseniz üst kata çıkıp üst katta da olan eserlerimi ve özellikle kütüphane size göstermek ve orada da kendimi ifade etmek istiyorum. Buyurun. Burada gördüğünüz eserler her biri bir adet ve bir ikincisi yok. Hemen bu tabağı size anlatmak istiyorum. 65 santim çapında. 12-13. Yüzyılda Selçuklularda bakır üzerine tasarlanan balık
Ve balığın kenarında bulunan kenar bordürleri mevcut. Ve nasip olursa 2021 yılında biraz da balıklarla ilişkin tasarım olur inşallah. Onun dışında burası ikinci kattaki showroom'un. Burada ürünlerimi burada teşhir ediyorum. Ve daha çok koleksiyonerlere koleksiyon tarzı çalışmalar yapıyorum. Bunların hepsinin kendi içerisinde hikayeleri var. Mutlaka bir şeyi, bir eseri tasarlamazdan önce bunun hikayesini oluşturmak gerekiyor. Ve o hikaye, kafamda oluşan o hikayeyi eserlerime nakşediyorum. Mesela burada göstermek istediğim iddialı eserlerden birisi Eyüp Sultan Hazretleri'nin mekanında bulunan duvar panosundan esinlenip yaptığım bir motif. Yine kenarda hemen sol tarafında Allah lale helal hilal. Çünkü bizde lale çok önemli bir motif. Lale, Allah ve hilal. Üçü bizim olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü nasıl yabancıların bir haçı varsa bizim de hilalimiz var. Yani o üç tane hilal, zeminde yeşil bayrağımız, zemin rengi. Daha sonra da o hilalle birlikte yukarıdaki ay ve hilal teke düşüyor. Hilal kubbenin üstüne oturduğunda adı hilal değil, alem oluyor. Onun için bizde hilalin, lalenin, Allah'ın anlamı büyük. Ve burada da yine bir İstanbul, İstanbul lalesi. Yine İstanbul'la ilişkin oradaki olan mavetler ve bir laledan formu. Çok hafif bir pembe üzerine tasarlanmış bir eserimiz. Devam ediyoruz. Kütahya Erenlerin, Evliyaların şehri olarak bilinir. Bir Mevlevi sikkeleri. Hemen sağ taraftaki sikkenin üzerinde Aleyke Avnullah, yani Allah yardımcınız olsun. Avene yardım etmek anlamında. Hemen yanında bir 30 santim silindiri görüyoruz. Bu silindirde de artık tescibin, kalem işinin ve Çin'in daha farklı 21. yüzyıldaki arayışları, bunun üzerinde bir deneme çalışması. Hemen altında havan şamdan, şamdan dediğimiz bir şamdan, 35 santim yüksekliğinde Rüstempaşa Camii'ndeki yine lale motifi bu tasarımda yerini almış. Hemen köşeli bir vazo var üst tarafta, altında narlar, üstünde yine lale motifleri mevcut. Bu da bir kase, biraz önce bahsettiğim kase, balıklarla birlikte madalyonlar, rumiler, karanfiller, onunla ilişkin birbirinden farklı tasarımlar. Süleyman, muhteşem Süleyman. Tahtı maalesef bugün çok da şeyde değil, belki gündemde değil. Ama Süleyman'ın tahtı yanına geldiğinde Hâzâ min fazl-i Rabbi, Nemr suresinin 40. ayet burada yazılıyor. Ve o da benim Rabbimin bana olan ikramı şeysinde. Anında şurayı şey yapalım, gösterelim. Bu da küp şeklinde küre kavanoz dediğimiz. Hemen altında bir ayaklı kase, formu çok daha farklı eser. Hemen yan tarafında mavi zemin içerisinde laleler, güller, karanfiller, bir laledan formu.
Ve yine altında şeyler, testiler ve çift kutlu testiler. Hatta şu o da bir güzele vurgun, dertliydi. Kim bilir, belki bu sevgilinin bembeyaz eliydi. Ömer Hayyam. Ve bu anlamda 35 santim yüksekliğinde iddialı, birbirinden farklı iki tane. Evet, hepsini tek tek anlatmak isterim ama çok süremiz olmadığı için yavaş yavaş bu tarafa geçelim. Burada da yine farklı ürünlerimiz, laleden dediğimiz klasik bir motif, biraz da tesip tarzında işlediğimiz bir motif ve onun hemen sağında ve solunda Vav'la birlikte lale ve vav lale gibi vav ile Elif'in birlikte kompozisyon halindeki tasarımları. Biraz önce bahsettiğim balıklar gördüğünüz gibi burada birbirinden farklı formlar, birbirinden farklı renklerde balıklar mevcut. Bu balıkları çok daha farklı tasarımlarla gelecekte inşallah 2021 yılında çok daha farklı çeşitlerini göreceksiniz. Burada da sevgili dostlar, gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Çini konulu burada sohbetler mevcut. Çini'yi biraz daha şiir diliyle anlatmak istiyorsak, hal diliyle. Bir çömlekçi gördüm. Yoğurduğu çamuru muttasıl tekmeliyordu. O çamur lisan-ı hal ile ona, ben de senin gibi bir vücut idim, beni hoş tut hırpalama diyordu. Yine bir çömlekçi gördüm, çamur içindeydi. Ayağı tornasında, elinde bir testi. Testinin başında bir yoksulun ayağı, kulpunda bir padişahın kellesi. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarim kara topraktır. Biz de sanatımızda söz çok önemli. Sanatımızda şiir çok önemli. Sanatımızda da hikaye çok önemli. Bu sözleri, bu hikayelerin hepsini kitaplardan, kütüphaneden ve belgelerden bilgilenerek derlediğimizde bizim sanatımız daha emsalsiz bir sanat haline geliyor. Çünkü en son din, İslam alemlerin dini bize geldi. En son peygamber Efendimiz alemlerin peygamberi ve en son kitap Kur'an-ı Kerim bütün alemlere gönderilen son kitap. Yine bununla ilişkin bütün bugün dünyanın bildiği Osmanlı İznik çinileri dünyanın değişik yerlerinde sergileniyor. 16. yüzyılda yapılıp da bugün dünya müzelerinde 4-5 bin adet İznik çinisinin var olduğunu Profesör Doktor Erdinç Batla hocamız ifade ediyor. İşte bütün bu bilgileri biz kütüphaneden ve kütüphanedeki kitaplardan elde ediyoruz. İsterseniz biraz da kütüphaneye geçip hem kütüphanemizi size tanıtıp orada da bu sanatımızla ilişkin bilgi vermek istiyorum. Burası benim tasarım odam, çalışma odam veya ilham odam da diyebilirsiniz. Okulumdan mezun olduğum okulumun diploması Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi başında belirtmiş idim. Evet, sevgili dostlar, bu
güzel ahşapların, beyaz kirecin, badananın içerisinde kütüphanem. Bu kütüphanem burası. Yan odalarda, bu bölümlerde yine Çin'i ile ilişkin, Çin'i tasarımı ile ilişkin kitaplarım mevcut. İsmail Yiğit'in tarzı, üslubu emsallerinden biraz daha farklı. 100-150 yıl önceki Kütahya Çiniciliği ile ilişkin bilgiler, dokümanlar, kitaplarımız var. Yine 500 yıl önceki İznik Çinileri, yine ondan önce oluşan, bilinen Endülüs Çinileri, 800 yıl, 1000 yıl. Bir ondan önceki Mısır medeniyeti ve orada Hazreti Yusuf ve onun dönemindeki bir medeniyet ve en başta da Mezopotamya, Dicle, Fırat arasında olan, hani ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz dediğimiz Bağdat, işte o Mezopotamya'nın ortasında idi. Ve orada da geçmişte Nuh kavminden sonra Sümerler, Babiller, Akatlar, Asur medeniyeti hep buradaydı. Onların da çok iddialı, birbirinden farklı sanatları vardı, çamurları vardı. En güzel, en bereketli çamurlar Mezopotamya olarak bilinir. Ama bu benim iddiamda Anadolu'da oradan az kalan bir medeniyet, oradan az değeri az olmayan çamur ham maddesi. Kütahya'nın bir kızıl bayırı vardır. Adı üstünde demirli bir topraktır. Yine biraz daha gittiğinizde o demirli toprak bembeyaz olan gümüş madenine dönüşür. Biraz daha gidin, o beyaz maden kömür madeni olur, değerimi sazda. Eskişehir tarafına gidin, o maden Türkmen dağıyla beyazlaşır, özüleşir. Altıntaş tarafına gidin, sertleşir ve mermer halini alır. Kütahya'nın evet altı da ya Kütahya'nın cennet ya altındadır ya üstündedir. Mevlana'nın büyük oğlu Sultan Veled bu topraklarda yaşamış ve Kütahya'ya böyle bir yakıştırma yapmıştır. İşte bütün bunların bilgisini kitaptan, kütüphaneden ve okumaktan alıyoruz. Temelinde de Çin'in insane min salsal, biz insanı salsaldan yarattık der ve o salsalın değişik yerlerde değişik şekilde Allah ifadelendirir, açılımlarını yapar. Bir başka yerde de der ki tînul lazim, özlü bir topraktan biz insanı yarattık. Seramikte de toprak özlü ve özsüz olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. İşte bütün bu bilgiler nedir? Bu kütüphanedir, kütüphanedendir. Ve bu kütüphanedeki bilgi çok önemlidir. Çünkü insanlara biz sanatımızı, kültürümüzü ve medeniyetimizi en iyi ve en güzel bir şekilde, bir biçimde kütüphanedeki kitaplar vesilesiyle anlatabiliriz. Yine buradan Çin'i bu şekilde hikayelendirdik ve benim yurt içinde, yurt dışında çokça açtığım sergiler ve orada da Çin'de ki anlattığım hikayeler. 2010 yılında Leighton House Londra'da bir yarışma. 47 ülke ve 47 sanatçı dahil edildi. Türkiye'yi temsilen, Türk sanatını, İslam sanatını veya Çin sanatını temsilen davet edildim. 46-47 sanatçının katıldığı bir yarışmaydı bu ve konusu Nur. Nur. Bu da bizim muhteşem Süleyman Kandilimiz vardır Victoria Müzesi'nde. 48 santim, 30 santim. Ve o kandildeki Nur yazısından esinlenerek böyle bir sergi. Ve ben burada Nur'u ve kandili, çamuru, çamurun insanla ilişkisini, hikayesini anlattım. Dedim ki insan etten ve kemikten oluşan bir topraktır. İnsan, yani dört unsuru, enasirul erba'yı anlatıyorum. Toprak, üstünde su, onun üstünde hava, onun üzerinde ateş. Toprak, su, hava, ateş. Olmazsa hayat olmaz. İşte Çin'de de aynı oran, aynı reçete. İnsan gibi
mevcut. O toprak insanın eti ve kemiğidir. Oradaki su insandaki %70-75 oranında var olan bir sudur. Yine oradaki hava insanın verdiği, aldığı nefestir. Son olarak da ateş. İnsanın 36,5 derece ısısı bir ateştir. Bu bir reçetedir. Reçete ilahidir. Bu ilahi reçete bozulduğunda insan yaşayamaz. Yine aynı şekilde Çin'in bu reçete eğer bozulursa Çin'in problemleri, sıkıntıları meydana gelir. Onun için Çin'i ile insan arasında böyle bir ilişki. Bu ilişkiden sonra birkaç ay sonra dediler bize sanatınızı, kültürünüzü, medeniyetinizi yani Çin'inizi en iyi anlatan siz oldunuz. Dolayısıyla bizim gelecekte bu sanatımız Türk İslam sanatı bütün dünyada her şeyiyle birinci derecede en ilgili alanlarda kendi yerini alacaktır. Bununla ilişkin anlatılacak belki çok şey vardır. Ben iki tane Yunus'un dörtlüğüyle bu sohbete son vermek istiyorum. Bütün sırlarımı toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim kara topraktır. Her kim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir bu faniyi bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır. Bir de kendimin eklediği bir dörtlük. Asırlardır şu anda biraz heyecan oldu herhalde şey yapamadım ifade edemedim. Beni sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. We'll be right back.